Merhaba arkadaşlar. İkinci dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fukur'un çerçeve kontrol alanından bahsettik. Bu da gönderilecek çerçevenin tipini belirlediğini söyledik arkadaşlar. Fukur'un adres ve data alanından bahsedelim. Şimdi burada adres alanında destination ve search adres alanları var arkadaşlar. Destination adres biliyorsunuz. Kaynak adres anlamına geliyor. Search adres de hedef adres demektir. Kaynak ve hedef adreslerin belirtildiği alandır burada. Tabii buradaki adres türü MAC adresidir. Yani Ethernet kartlarının ya da Network Interface kartlarının MAC adresidir. Burada tutulan bilgi. IP adresi değil, MAC adresidir. Broadcast kavramı var. Eğer tüm adres bitleri bir ise search adresten bahsediyorum. Destination adresi. Search adresin tüm bitleri bir ise bu broadcast yayındır. Herkese yapılan ya da herkese gönderilen ağdaki bütün cihazların alması gereken bir pakettir anlamına geliyor arkadaşlar. Zaten özellikle ağ yapısında broadcast kavramı genel yayın anlamına geliyor. Bu da tüm bitlerin bir olması durumudur. Hedef adresinde bütün bitler bir ise o broadcast'tir, yani tüm ağdaki tüm cihazların bu veriyi alması istenmektedir anlamına geliyor. Data bölümü ise arkadaşlar gidecek olan paketteki verilerin tutulduğu alandır. Burada data alanı. Peki hata sınama CRC ve çerçeve durumu yani frame status ne demek? Bu da checksum 32 bitlik CRC durum kodudur arkadaşlar. Datanın yani paketin bir tür sum yani hash'i burada tutulur. Böylece giden verinin alıcı tarafında hatalı olup olmadığının belirlenmesi sağlanır. Frame statüsü ise arkadaşlar FC bitleridir. Alıcının durumundan göndericinin haberdar olmasını sağlıyor. İki bitten oluşuyor: access ve copy. Veri çerçevesi üretilirken access 0, copy 0'dır. Alıcı veriyi tamponuna kopyalarsa access 1 ve copy 1 yapar. Alıcı çerçeveyi tanıyıp ancak kopyalayamazsa access 1, copy 0 yapıyor. Burada bu işlemi alıcı cihaz yapıyor arkadaşlar. Gönderene tekrar gelen pakette access 0 ve copy 0 ise arkadaşlar gönderici hata olduğunu anlıyor. Gönderene tekrar gelen çerçevede access 0 ve kısaca gönderici bu bitlerle çerçevenin durumunu incelemiş oluyor. Yani gönderici cihaz arkadaşlar burada frame status durumuna bakarak karşı taraf alıcı tarafından access ve copy 1 yapıldıysa paketin sorunsuz iletildiğini anlıyor. Eğer access 1 yani alıcı bu paketi aldı. Copy 0 ise alıcı paketi kopyalayamadı. Yani büyük bir ihtimalle ya data ile CRC arasında bir problem çıktı ya da paket zayıflamasından, yani büyük bir ihtimalle yine sonuç CRC'ye geliyor. CRC kodunda bir problem oldu. Paket doğru iletilemedi anlamına geliyor arkadaşlar. Evet, Token Ring Multi Access Unit dediğimiz cihaz arkadaşlar. Bu şekilde bir cihaz. Burada gördüğünüz gibi RJ45 portlarında 4 tane tel aktif. Bu da 100 megabit hızın en fazla oluşabileceğini bize gösteriyor. Tabii 8 portluk bir bağlantı mümkün. UTP ve STP portlarında bu şekilde görebilirsiniz. STP portu bir veri
VGA portuna benziyor ama dikkat ederseniz iki sıra seri porttur arkadaşlar. Seri porttur. Şurada da bunun şurada paralel porta benzeyen bir R0 portu. R0 portu. Şimdi biraz sonra R0'ın ne olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Şurada WAN portu var. Bunlar dikkat ederseniz özel veri özel bağlantı şeklinde arkadaşlar. Peki cihazlarda nasıl bir Ethernet kartı var? NIC kartı yani. Ethernet kavramından geliyoruz. Network kartı var. Burada da arkadaşlar bakın hem UTP bağlantısı hem de SDP bağlantısının mümkün olan bağlantı türü olan Ethernet NIC kartı vardır. Bu kartla her iki bağlantı türüne de destekler. Böylece MAU kartında UTP değil de sadece SDP portlarından oluşuyorsa kart bu bağlantıyı da kabul etmiş olur arkadaşlar. Şimdi RAW dediğimiz Ring Out ve Ring In denilen bu 8 portun dışında arkadaşlar 2 port daha var. Bu Ring Out ve Ring In portları cihazlar arasında yani MAU cihazları arasında bağlantı yapılmasını sağlayan portlardır arkadaşlar. İstasyonlar normalde 1 ile 8 arasındaki bağlantılara yapılır. Multistation Access Unit'lerde Ring In portu diğer cihazın Ring Out portundan bağlantı yapılmasını sağlar arkadaşlar. Burada Ring Out var. Diğer cihazın Ring In'ine ve diğer cihazın yine Ring In'i Ring Out'u Ring In'ine Ring Out buradan diğer cihazın Ring In'ine bağlantı yapmayı sağlıyor. Böylece bir yine halka ya da dairesel bir yapı oluşması sağlanarak jetonun sürekli ağ ortamında dönmesi sağlanıyorlardır. Burada şöyle söyleyelim. Şunun bağlantı şekliyle ilgili şu bağlantı tabii cihazın bağlantısı arkadaşlar gördüğünüz gibi ring in'e ring out'a yapılmaz. Ring in ring out'lar arkadaşlar cihazların station access unit'ler tarafından kullanılan bağlantılardır. Burada da logic logic değil de fiziksel olarak değil yapı bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi ağın birbiriyle bağlantılı olması sağlanıyor arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi eğer ring in ring out'lar birbirine iki cihazdan bağlanmazsa bağlantı gerçekleşmiyor bu da ağın çalışmamasına sebep oluyor arkadaşlar. Şu şekilde de hocam burada da bakın böyle bir bağlantı yapıyoruz. Hayır. Ring out'u bir cihazın ring out'u diğer cihazın ring in'ine bağlanmak zorunda. Yoksa arkadaşlar ağ düzgün olarak çalışmayacaktır. Evet. Üçüncü dersimizde arkadaşlar bu ağın sonuçlandırmasını yapacağız. Avantajları nedir? Dezavantajları nedir? Bundan bahsedeceğiz. Bu derste bu kadar. Üçüncü dersimizde görüşmek üzere.